verdim. Piyasaya anayasa mahkemesi. Büyükşehir yasasının anayasa mahkemesine götürülerek piyasayı iptal edildi. Ama bugün bakıyoruz ki hangi partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ya da Büyükşehir Belediyesi gidiyor olay yollarında, üretim yollarında biz burayı ikamet ediyoruz, hem de konuşuyor. Ama Kınakköy, Sanatçı'ya, diğer yerlerden olduğu için herhangi bir imalat yok. Ben bu yasanın avantajlarını gösteriyorum. Hatırlar mısınız? Bir süre önce bir hanımefendi çıkmıştı. Dağdaki çobanla benim boyum arasında var. Var mı? Var mı? Var mı? Hatırlıyor musunuz? Evet. Bu manken çıktı. Dağdaki çobanla benim boyum gerildi. Ben size şunu söylüyorum. Bu yasa nedir o? Şimdi İzmir'de milyon dolarlık villada oturanlar, Pınarköy'de oturan herhangi bir yolda oturanlar, herhangi bir köyümüzde ve Berlman'ın en güzel köşesinde oturan kimseyle sizin oyunuz bir olmuyor. Teşekkür ederim. Siz İzmir'de oturuyorsunuz, Pınarköy'de oturuyorsunuz ya da Berlman'da oturuyorsunuz. Eskiden size Pınarköy'de olarak sadece köy muhtarının oyunu ilgilendiği soruyordu. Şu andan itibaren inşallah 30 Mart 2014 yapılacak seçimden sonra siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceksiniz. Bağlı bulunduğunuz ilçenin belediye başkanını seçeceksiniz. Bağlı bulunduğunuz ilçeler İzmir'e göndereceğiniz Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve ilçe meclis üyeleri seçeceksiniz. Burada yine sizleri bizler seçeceğiz. Sayın Mehmet ve Mehmet Ali Bektaş, yanımızda Zeytin Dağ Belediye Başkanımız Kıyım. Hemen yanımda görüntüleriniz için arkadaşlarım var. Ben de sizleri bu belediyeyi seçeceğiz. Hasan Çay kardeşiyle beraber evet. Biz bu yasanın ne kadar doğru bir yasa olduğunu ispatlıyoruz. Ve bundan 2 yıl önce bu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürenler, yanlış bir yasa olduğunu vurgulamaya çalışanlar, bugün bu yasanın doğruluklarından bahsediyoruz. Biz de sizlere bu yasayla beraber daha doğru hizmetler yapmak üzere buradayız. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Belediye Başkanı arkadaşım Hasan Çay'a görüşürüz. Nereden geliyorsun? Dediğiniz ayda akşamlar değil. Mustafa Kerem'in öğretmen kardeşi yasamızla ilgili yeni düzenlemelerden bahsettik. Tabii ki köylerimizi ilgilendiren bir başka boyutu da yeni yasamızda öncelikle köylerimizde ne faydası var, ne notları var, onlardan da ben devam edeceğim size. Arkadaşlar bir defa köylerimizde 5 yıllık belge alınmıyor. Bu kanuna verilir. İkinci köylerimizin yerlendiren durumu yeni yasamızda içme suyu meselesi. Burada çok kafa karıştıranlar oluyor. Yasa ne? Şimdi köydeki içme suyu numarası kim belirliyor? Sizin seçtiğiniz ihtiyar ediyor. Yani muhtar ve azalar belirliyor. Doğru mu? Şimdi kim belirleyecek? Yine sizin seçtiğiniz belediye başkanı belediye meclisi belirleyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine 5 milyon lira. Bunun %10'u ne yapıyor? 500 milyon lira yapıyor. Yani önümüzdeki dönemde 1 lira bugün yatırım alıyorsa yeni yasadan sonraki dönemde 5 lira yatırım alacağız. 5 senedeki yaptığımız işi 1 senede yapma gibi bir durumda şey olacak. İmkan sağlamış olacak. Onun dışında eskiden birçok şeyi yapamıyorduk. Hem ülkelerde hem kanun mevzuatlarına uygun olmadı. Bunlar neydi? Mesela bizim bölgemizi ilgilendiren, sizin köylerini ilgilendiren cem evlerini yapamıyorduk. Ne diyorduk?
kültür merkezi adı altında para verebilir. Bizim diğer bölgelerde camilere hiç yardım edemiyor. Yani devletin parasıyla yardım edemiyor. Yeni yasada diyor ki, istediğini yapabilirsin. Bir yatırım şu an bitmiş durumda. İkinci aşamasına geçilmesi için ihale dosyaları hazırlandı. Allah nasip ederse bu da ihaleye verildikten sonra, yaklaşık bu iş bittikten sonra bu limanda 5000 kişi çalışmış şekilde gömleğe alınan nasip ederse. 5000 kişi kapasite. Bizim hedefimiz bu yatırımları bir an önce faaliyete geçirip işsiz olan kardeşlerimize iş kapısı açtı. Biliyorsunuz bir sürü genç arkadaşımız buradan çalışmak için alaya gidiyor, Bodrum'a gidiyor, başka memleketlere gidiyor iş için. Dibimizdeki bu iş kapılarını faaliyete geçirdikten sonra bu kardeşlerimiz ne yapacak? Evinde oturacak, işine gidecek, yan gelir olarak da Bamya merkezi, çiftçiliğini yapacak, hepsini yapabilecek. Şu altın madeni görüyorsunuz, 30 kişi çalışıyor tahminlerine, yanlış hatırlamıyorsam. 30 tane arkadaşımız hem orada çalışıyor, hem diğer kardeşlerin yaptığı işlerin hepsini de yapıyor. Doğru değil mi? Evet, doğru.